Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben bu akşam fazla tutmayacağım sizi. Şöyle bir aldığım notlardan okuyacağım size. Kısa olsun böyle. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Varlığın ortak dili olan muhabbet ve sevgi başlıklı. Varlığın ortak dili. Niçin? Çünkü Allah bundan yaratmış. Mevcudatın bir sebebi vücudu, yani yaratmasının bir sebebi muhabbettir. O zaman yazılım, bilgisayarın yazılımı, Windows, Linux diye, onun üzerine program koyuyorsun, video seyrediyorsun. Bir yazılım yapılıyor, sonra Excel diyorsun, ondan sonra yazı yazıyorsun, resim çiziyorsun vesaire. Bir yazılım var. Yazılım, tamam mı? Kainatın yazılımı, muhabbet ve sevgi. Onu okuyacağım. Aldığım risalede. Lemalar 57. Allah'a Celle Celaluhu. İmanınız varsa, Allah, elbette Allah'ı seveceksiniz. İmanın alameti olarak gösteriliyor sevgi. Gerisini almadım. Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Mektubat ehliyetine. İmanın alameti olarak sevgi gösteriliyor. Bak, Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Sevgi imanın alameti olmuş. Onun alameti de diye devam ediyor. Nedir? Sevdiği kişiye benzemelisiniz. Sevdiği kişi de Peygamber Aleyhisselam sünnetidir, malum. Demek ki Allah yaratın lan, artık sizi nefret ediyorum diye yaratmamış. Böyle yaratılır mı? Alın lan şeftali, haram olsun, zıkkım olsun size. Olur mu? Boğazınızda kalsın. Olur mu? Yunanistan'daki o şeftaliler. Olur mu? Şey, Yunanistan'a bir şeftalilere girdik böyle. Allah! Hakikaten ha, şey için söylemiyorum. Orada bahçıvancılık acayip. Türklerin olduğu şehirde. Şimdi onu yaratmış. Sevgisini göstermiş. Bir çikolata muhabbeti gösteriyor. Şu anlarda geçiyor değil mi? Bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat hiddeti gösteriyor. Bu kadar nimet muhabbeti gösteriyor. İman eminlikten gelir. İman etmek emin olmak. Allah'a emin olmak. Yani Müslümanların en büyük sorunu Allah'a güven sorunu var. Allah pek güvenemiyor. Biliyor musunuz? Kul a'udhu bi rabbin nas. Rab. Rab, Allah'ın terbiyeciliğine razı olmak çok zor. Hemen şu. Hastalık gelince nereden geldi ya? Allah'ım, beni mi buldu ya? Bu genç yaşta gitti falan. Allah ile böyle emin, güven sorunu yaşıyoruz. Allah'a bir güvensek, bu eminlik her mahluka şamildir, kuşatıcıdır, emin olmak. Yani mahlukatın da mesela en güven çocuklardadır. Onun için vefat edince cennete gidiyorlar. Fıtri imanı var. İnsan daha önce yanında, üstünde oturduğu zaman, geçirdiği zamanı, mesela bak, insan daha önce yanında, üstünde oturduğu, zaman geçirdiği taş, ağaç, köyde düşün, oturduğu, yanında bulunduğu, dolduğu, zaman geçirdiği, ne ki varsa ona karşı bir alaka ve sevgi bağı olur. Değil mi? Mesela diyelim ki en kaliteli bir bina şimdi ilginizi çekmez. Ama memlekete gittiğiniz zaman eski püskü dökülmüş. He? Hani böyle doğduğun evi yapacağız. Elini sıkıştır kapıya. Zevk alırsın. Lazı elem almıştı. Şimdi altın gibi kapılar var. İlgini çekmiyorsun. Bir sürü yerlere gidiyorsun ders yapmaya. Ama senin o dökük kapın, hani kapatırken kardeşinin elini ezmiştin ya. O kapıyı. Yani nasıl
diyorsun. Çünkü senin mazini saklıyor da ondan. Bak nereye gideceğim şimdi. Senin mazini saklıyor. Yani şimdi hiç hatırlamıyorsun. Ama oraya girince hatırlıyorsun. Demek ki orası pakettir. Üstü üstüne bindirmiş. Hiçbir şey yok olmamış. Ustad 8 sene üzerine oturduğu çınar ağacına geldiği zaman sarıldı ve ağladı. Tamam mı? Yani tesadüf yok. Vefa var, vefa. Bu vefayı veren Allah bize vefasızlık yapar mı? Bak ne yapıyormuş? Çünkü senin mazini saklıyor. Yani ajanda gibi. Bir fotoğraf albümü gibi. Geçmiş çocukluk resimlerin orada. Sevginin kökeni seni maziye taşıması. Sevginin mesela kökeni orası nedir? Seni maziye taşıyor. Ve acı dahi olsa lezzete döndü. Ah ah. Babaannem burada kıvranıyordu ya. Bak bu divan döndü. Yani harabe olmuş ya bir bina. Babaannem burada ölmüştü. Ne kadar üzülmüştüm. Veya acı çektiğin odayı düşün. Şu anda lezzete inkılap etmiş. Acı çekmiyoruz. Çünkü seni saklamış orada. Bak şimdi. Sevginin kökenini seni maziye taşımış. Artık mazi sevgiye inkılap etmiş. Bu sıkıntılarınız da var ya. Şu sıkıntılarınız. Tabii ki sıkıntı var. Mesela de diyor ki insan bu dünyada istemediği daha çoktur. Yani ranzada olmak, anne babanızdan uzak olmak, kampta olmak. Yani mesela sen kaç yaşındasın? Ben 13. Sen? 14. Tabii yani eşin tam böyle anne baba ama inşallah abileriniz anne babalık yapıyordur. Tabii olmazsa bak ben babanızdan da yaşlıyım. Baban kaç yaşındadır? 44. Bak ben 54. Bak sizin için en az 100 kilometre var mı? Yoktur. Ha. Ama 100 kilometre kadar sıkıntı yani trafik. 2 saatten beri yoldayım. Yani şey için demiyorum. Sevgi. Sevgi bambaşka bir şeydir. Hiçbir şey gözüm görmüyor. Ve bak 10 dakika var yatsıya okundu. İnan başladım. Niçin biliyor musun? Sizi fazla tutmayın. Beraber sizinle fazla zaman geçireyim. Dersten sonra oturup çay içelim diye. Ciddi diyorum ha. Sevgi bambaşka bir şey ya. Benim yani sevgi acayip bir şey ya. Köpeğimi bile unutamıyorum ya. İçerenköy'de okurken İçerenköy'de köpeğimi bile unutamıyorum. Ben mesela dershaneye giderdik tabii. 10-15 günde bir gelirdik. Benim o kurt gördüğü zaman paramparça edecek gibi görüyordunuz dışarıda. Yatırıyor acayip çıldıracak gibi. Lan kedi köpek ya. Ya Allah'a nasıl olmalı? Yani o sevgi Allah koymadı mı ya? Seni böyle parçalacak gibi yalayan köpeği altına alıyordu ya, alt üst ediyordu beni ya. Şimdi onu o özelliği veren Allah beni atar mı ya? Onu köpeğe özelliği vermiş ya. O beni atar mı ya? Atmaz. Atmaz. Atmamalı. Veya mazi hazır etmesi. Mesela o taş şeyi gördük mü Hanefi? Sen daha yaşlısın, abisisin bunların da diye soruyorum. Babanenin o arabe olmuş bina falan. Bir bakıyorsun böyle Allah Allah. Bir sürü olumsuzluklar olmuş orada. Ama şimdi lezzeti inkılap etmiş. Şimdi ne yapmış? Adeta bizi maziye götürmüş veya mazi hale getirmiş. Ben bir şey söyleyeyim ama halüsinasyon var bende de. Bende biraz halüsinasyon var böyle. Biraz manyaklık var tamam mı? Köye gittim. Kimseyi almam böyle. Şimdi kimseyi almadım. Oysa bir sürü kardeşler, yeniler var. Abi biz şoförlük yapalım falan. Ya ta ki hatırlayayım diye, bazı yerlere doğrayayım diye. Şimdi çobanlık yaptım. Sığır çobanıydım dedemle. 4 yaşında, 5 yaşında. Okul yoktu. 5-6 yaşında. Taşın üzerine çıkardım. Dedem onunla otururdu. Tamam mı? Şuraya otururdu. Dedem arkadan külahını alırdı. Çekirdeğine şey yapardım. İlerle yapayım. Başka kimse yok. Ya sığırla oynayacağım ya da değilim. Taşın üzerine. Şimdi o arkaya durdum Murat. Tamam. O taşa bir baktım ki taş değil. Taş değil. Taş. Kim var biliyor musun o taşta? Halüsinasyon değil yani. Böyle gözümü kapattım.
Böyle baktım ben varım, dedem var, baktım babamın şeyleri, çocukluğu. Yani birbirine bildirilmiş bir sürü şeyler vardı orada. Hepsi duruyor. Ama hiçbirisi birbirine karışmıyor. Odun gibi. Duman da duruyor, nur da duruyor, ısı da duruyor, ışık da duruyor. Odun katıdır ama latiftir çıkan ısı. Odun bir yerdedir, çıkan her yerdedir. Buz, aynı yerde su var. Aynı yerde H2 enerji var. Başka bir misal vereyim. Kaç tane? 18 bin tane video kapasiteli bir telefon olsa ve şey. Hepsi aynı yerde değil mi? Ama birbirini kapat. İnsan da 18 bin alemi cem etmiş. Telefondaki videolar gibi. 18 bin tane videoyu alırsın. 18 bin tane mail alamaz mısın? Resim 18 bin resim. 62 GB'lik şey var mesela bunda. 18 bin tane resim alamaz mısın? Birbirini kapatıyor mu? Hepsi müstakildir. Hepsinin birer saat videosu olsa 18 bin video. Ama bakın burada hiç saat yok. Hiç saat yok. 18 bin saatin şeyi. Bas bir videoya bir saat geçmesi lazım. Bak bastı zamanı anlatıyor arkadaşlar sayın. Bak bastım videoya. Şey yok mu öteki Said, Abdüsamet? Konnektedler işte. O da böyle neyi sorardı bunlarla kalı. Bastım videoya 59 dakika değil mi? 59 da o sona gelmen için 59 dakika gerekiyor. Parmakla böyle getiriyorsun 47 dakika hemen atladın. Burada dakika var. Ben dışarıda olduğum için dışarıdan istediğim gibi müdahale ederim. Bak mağazada böyle birbirini 18 bin video buna nasıl yüklenmişse 18 bin alem burada da yüklenmiş. Ama hepsi de farklı farklı video. Yani o şeyler ya maziyi hale getirmiş veya biz o derinliğe giriyoruz. Derinliğe gidiyoruz da haberimiz yok. Oraya baktığın zaman görmüyor musun dedemin ceketini kaldırdığımı? Tamam mı? Ondan sonra babamın beni oraya koyduğunu, babamın çocukluğunu görmesen, halüsinasyon değil, değil. Senin çocukluğunu görürüz. Sen maziye geçmiyorsun. Mazi de buraya gelmiyor. Üzeri kaldırılıyor. Telefonun 18 bin birbirine bindirmiş, hangisini istersen onu bu taraf alıyor. Ne ben oraya giriyorum ne de bu buraya geliyor. Her şey olduğu yerde zaten. Bak şimdi, komşu köyün çoban köpeğiyle 10 gün dağda, yani kainatın ortak dili, sevgiydi ya dersimiz. Varlığın ortak dili, sevgi. Bak komşu köyün çoban köpeğiyle 10 gün dağda her gün görüşürdük biz. O dağda mahsur kaldım ya. Her gün görüşürdük onunla. Her gün oynardık, ekmeğimden parça yapardık şu bu. 2 sene sonra beni dağda görünce çıldıracak gibi yatırdı beni yere. Yalıyor, yalıyor, anlatamam. Yani bir başkası görse eyvah parçaladı. Kangal bir köpek. Komşu köyün çoban şeyiydi. Yani 10 gün beraber kaldık. İşte vesaire. Paylaştık her şeyimizi. Ona yattık, kalktık. 2 sene sonra beni yalıyor, yalıyor, çıldırıyor yani. Nasıl çıldırıyor peki? Çünkü maziden bir sevgi bağımız vardı. Köpekle ama. Allah nasıl olur? Değil mi? Ahiret. Biz yani bir beraber olmanın bir bağı. Oysa bizim fıtratımızda zaten fıtri bir bağ var. Mesela beka istiyoruz. Evet istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Mesela beka istiyor muyuz? İstiyoruz. Şimdi gitsen ahirete. Beka görsen. İyi dinleyin burayı. Burası neresi? Baki alem. Hiç hoşlanmadım. Ben faniden geliyorum, faniden hoşlanırım. Der misin? Zaten fıtratın istediği var. Burası neresi? Ölümsüz memleket. Keşke ölüm olsaydı. Der misin? Yani Kur'an ne vaat etti de fıtrat reddetti. Huri deyince mesela herkes aldı. Değil mi mesela? Halil gibi. Ormana giriyorum sanki ağaçlar bana gülüyor.
Çocuk ben orada iş yaptım ya, mazim geçti ya, ormanda, bizim daha ki memlekette, hepinizin mazisi var. Orta dili anlatmaya çalışıyorum. Bak hayvan oldum, ormana giriyorum, o orman duruyor. Benim ektiğim ağaçlar da duruyor. Üzerine oturduğum ağaç duruyor, uyuduğumu biliyor. Oraya giriyorum, bak ormana giriyorum, dersin ki, la kafamı yedin. Oysa şeriat buna hüküm vermiş. Hayvanlarda his var. Niye? Ormana girdiğiniz zaman odun kesmeye, ağaç kesmeye baltanızı diyor sarın. Kumaşla sarın, bezle sarın. Çıplak baltayla girmeyin. Hukuk İslam'da mı geçiyor biliyor musun? Allah Allah. He ya. Histir o. O bile nazara alınmış. Yani nazara almış böyle. Bunun hukukunu nazara alan İslam bir insanın hukukunu ne yapar? Şimdi ilim tespit etmiş. O çiçekli odaya çocuklar girdiği zaman çiçek şöyle hareket ediyormuş. İleri geri, ileri geri, ileri geri. Kadın girince dönüyormuş. Daire hareket yapıyormuş. Bana su verecek diye. Çocuklar korkuyormuş beni koparacak diye. Mehmet Güven'in öküzünü kesmeye gittik kurbanda köye. Bir öküz ama ev sahibi korkuyor. Öküze yaklaşamıyor. Uzaktan zor zor at arabasının arkasına bağladı. At arabasını bir sağa atıyor yolda, bir sola atıyor. Böyle şey yani. Dam bir hayvan. Neyse en son kaçtı elimizden, gitti ahıra girdi. Adam bağırdı karısına, dedi ki git şunu al gel dedi. Kadın gitti. Yıllarından tuttu, tıpış tıpış getirdi onu. Kadın. He. Biz o kadar erkekler yaklaşamıyoruz. Boynuz atıp mahvedecek bizi. At arabasını sağa sola savuruyor. Kadın tuttu yıllarından. Hangi yıllarla tuttu? Sevgi. Sevgi yılları. Alaka, bağ. Böyle itaat ediyor, onun arkasından öyle geliyor, o saldırgan hayvan. Sevgi deli. Bak şimdi, bana deli diyecekler bak şimdi. Ormana giriyorum, sanki ağaçlar bana gülüyor. Hoş geldin diyorlardı. Zannetmiyorum ben, duyuyordum. Ey benim üzerine ayeti kübrayı okuyan Hasan, hoş geldin. Otur muyum o gürgen ağacını böyle? Onun arkası, içine oturup okuduğumu. Hoş geldin. Sitemleri bile vardı. Neredeydin şimdiye kadar? Bazen rüzgar şabiyi değil mi? Hafif, evet, konuşuyor vesaire. Ama ben duyuyordum inan. Zannetmiyorum. Duyuyordum. Eğer onlardan bana sinyal gelmeseydi, onlara sarılamazdım. Aşkla muhabbet farklı şeyler midir? Çok farklı. Çok farklı. Şeyde diyor, muhabbet, aşk karşılık bekler. Muhabbet, şunat-ı zatiyedendir. En üstün şefkattir. Şefkat-ı mukaddese, in aşağı, muhabbet-i münezzehe. Aşk da şunat-ı zatiyedendir ama, muhabbet, yani karşılıksız olunca Allah peygamberine muhabbet etti. Habibullah. Habib. Muhabbetten. Hop. Habibullah. Bak o sevgi bağı bambaşka. El hubbu fillah ve değil mi? Eğer onlardan bana sinyal gelmeseydi onlara sarılamazdım. Çünkü onunla biz çok risale okuduk. O çınara sarılıp ağlaması. Evet. Yani biraz böyle hassas olduğunu, yani sen bakın Said, buradaki Said, içine girmiyorsun. Maziyi de buraya getirmiyor. Aslında hepsi aynı yerde. Bilmiyorum nasıl oluyorsa. O hep dinlerdi. Ben okurdum. O hep dinlerdi. İnan elleri olsaydı beni kucaklayacak idi. Öyle hissediyordu. O ağaçta ayet-i kübreyi okurdum. Bir gün inat ettim. Namazlara indim. Tekrar çıktım. Ayet-i kübreyi bitirmiştim üzerinde. Bağıra bağıra sesli. Ama %100 okudum. Bitirdim bir günde. Ayet-i kübreyi bitirdim. Mubala gelecek ama bitirdim. Namazlara inerdi. Bununla bağım menfaat değildi ağaçlarla. Taşlarla. Menfaat bağım yoktu. Çıkar değil, sevgi bağıydı.
Denizdeki memeliler de sevgi bağı var. Mesela düştüğü zaman köpek balığından korur. Yunus memelidir. İnsanı korur. Allah Celle Celaluhu ile kullar arasında, Allah ile bütün varlıklar arasında, varlıklar, vücutlar birbirleri arasındaki ortak bağ, ortak dil ise sevgi ve muhabbettir. Mesela ustad diyor ki sevgi bağı olursa kusur gözükmezmiş. Karı koca kavga ediyorlarsa kusur görüyorlar. Niçin görüyor kusuru? Muhabbet yok. Muhabbet gözü ne görmez? Kusur görmez. Adalet gözü, nefret, kin gözü iyilik görmez. Görmez. Eğer sen bir insanı niyet etmişsen sevmeye, 100 tane sebep bulur. Eğer bir insandan da nefret etmeye niyet ettin mi? İnan bana, 1000 tane sebep bulursun. 1000 tane. Sevmemeye karar verdin, bitti. Sevgi kusur göstermez. Örter onu. Hatta içine gömer. Dışarıda çocuğunu korur. Ya tamam, niye böyle yapıyorsunuz eşek herifler? Bırakın çocuğumu. İçeri girince niye yaptın lan? Paltık gibi evde dövüyor. Dışarıda savunuyor. Dışarıda muhabbet, içeride aşk. Yani varlığın dış ilişkisi. Mesela aşk karşılık görmesi intihar ediyor. Ben seni seviyorum diyor. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. Haydi köprüden aşağı. Bir tanesi anlatıyor. Polis de bizim arkadaşlar var ya. Polis Boğaz Köprüsü'nde mi? Bir köprüde. Bu da o emniyetle gitmiş. Adam atlıyormuş. Bununla alakalı polis ekibi var. İkna etmeye çalışıyor. İkna etti. İniyormuş. İnmiş neredeyse. Arabalar da bu arada işte trafik çok sıkışmış saatlerce. Bu arada da madem iniyor yol da verdiler. Orada bir tane kadının bir tanesi cam indirmiş. Onlar diyor ya. Polis İrfan mı anlattı? Birisi anlattı ya. Sen mi anlattın Murat? Yok ben anlatmadım ama duydum ben de o hadiseyi. Ondan sonra kadın cam indirmiş. Ne lan demiş. Atlayacaksan atla lan. Senin için demiş. 2 saat trafikte dedik. Perişan olduk. Atlayın ha. Atla ha. Atla ha. Atla. Tak atla. O kadar iknalar boşuna değil. Polis mahkeme vermiş kadını. Ben ikna etmiştim dedi. O dedi böyle deyince gitti. Yani peki ne, niçin söyledim? Niçin misal verdim? Kadınla bunun ilişkisi nefretti. Polis de o adam alışkın muhabbetti. Muhabbetle. Bu ortak dil aynı zamanda kainatın bir sebebi vücudu olduğundan adeta varlığın yazılımıdır. Varlık sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur. Mesela kainat yazılımı muhabbet. Bu yazılımın üzerinde yazılımın zıttı olan virüslerle yani adaletle hareket edersen bu kainata muvaffak olamazsın. Yazılım muhabbet. Mesela Windows yazılımı kurdum. O sistemin kabul etmeyeceği bir program koysan kabul etmiyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Bizim dersleri ufaltımız Eudes programı var. Windows diyor ki bir ay önce kurmuştun diyor. Bir ay sonra bunu kabul etmiyorum. Ne kadar kurarsan kur bilgisayarın IP numarasını bilgisayarı tanıyor kurulmuyor. Ben sana bir ay müsaade ettim dedi. Yani niçin bunu misal veriyorum? Bak sen şahitle giriyor. Kainatın, varlığın, Allah'ın dışında şeceri hilkatın yazılımı var ya yazılımı, program 1000 programı muhabbet. Yazılımın adı Windows değil, muhabbet. Bunun üzerinde kuracağın program, yapacağın işletim sistemi ne yaparsan yap, muhabbetle eş olmalı, paralel olmalı. Yazılımı olan muhabbetle zıt hareket edersen reddi cevap alacaksın. Diyor ki bu ortak dil aynı zamanda kainatın bir sebebi vücudu olduğundan adeta varlığın yazılımı, varlık sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur. Bak Barla'da ne diyor? Barla 224. Şefkat ve muhabbete hasret çekiyoruz. Asrın belası.
Neymiş biliyor musun? 224. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Ne kadar muhtaçız. Sevgiye ne kadar muhtaçız. Alakaya ne kadar muhtaçız. Kabullenilmeye, affedilmeye ne kadar muhtaçız. Şu an yerin ana külliyatta bir tabir var da sevmeye ve sevilmeye gayet derecede muhtaç cümlesi geçiyor. Evet. Yani sevilmeye de muhtaç. Çok. Başkası tarafından sevilmeye, kendisi de sevmeye muhtaç. Hatta sevmekten önce yani tam sevilmek insanların özelliğidir. Allah ise ilk önce seviyor, yaratıyor. Allah tarafından ilk önce sevmek. Sonra sevilmek. İnsan ise ilk önce sevilmek doğduğu zaman sonra sevmek. Bu da ilk önce sevilmek. Sevelim sevsem de. Allah. Ama bir de şey var. Sevmeyen adam da sevilmiyor. Sevilmiyor. Bir adamın kalbinde muhabbet yoksa o adamı başka insanlar da seviyor. Diyoruz ki bu adamı niye kimse sevmiyor? O sevmiyor ki. Sevmiyor. İnsanlara intikas etsin de insanlar da onu sevsin. Sevilmeye de hakkı yoktur biliyor musun? Hani aynı paralelde hadis var. Şefkat edene şefkat edilir. Evet. Merhamet edene merhamet edilir. Değil mi merhamet? Merhamet. Rahmet diye. Sevme. Bak ne diyor? Bir daha okuyayım. 224 parla. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Şefkat ve affedilmeye, kucaklanmaya, gönüle girmeye. Ne kadar muhtaçız bu asıl insana. Ya ne kadar acayip. Mazisi çalınmış, muhabbeti de olmuyor. Mazisi çalınmış insanın muhabbeti olmazmış. Allah ile Allah mazimiz, ahiret istikbalimiz. Unutma, mazisi çalınmış bir milletin, o millet birbirlerine karşı muhabbet olmazmış. Mesela Amerika, toplama bir millet olduğu için bir ümmet ruhu olamaz. Milliyetçilik olur Yahudiler gibi. Ama ümmet olamazlar. Yani mazisi olmayanın aralarında muhabbet olmaz. Mazisi çalınmış, muhabbeti de olmuyor. Mazisini geldiği yere unutan da sevgi mi olur? Bak, mazisini yani geldiği yeri unutan da sevgi olur mu? Halil sen çocukluğunu unutursan bunlara sevgi gösterebilir misin? İnsanlığını unutmuş, insanlık yapabilir mi? Evladını, yeğenlerini unutan bunlara değer verebilir mi? Bana soruyorlar, hem öğretmen daha çok. Geçen ay yüksek ova mı, yüksek yayla mı diye yere öğretmen git tayına çıkıyor. Dedi ki, Kırşehir'de bir kardeş. Abi dedi, ne yapayım, nasıl davranayım çocuklara? Ne dedim biliyor musun? Belki birkaç saat konuşursun, şöyle yap, böyle yap. Sen talebesin. Sen talebesin. Nasıl davranılmasını isterdin hocanın? Hocan sana nasıl davranmasını isterdin? Sen öyle ol. Ya annem kanserdi. Derdi ki, o tabii insanlar bir sürü insan geliyor. Oğlum, herkes gittikten sonra, oğlum, kanser ha. Birkaç hafta sonra gitti. Oğlum bunlar niye geliyor? Anne hastasın sana geliyorlar. Oğlum beni bahane yapıyorlar. Sana geliyorlar. Kim? Oğlum ilgilenmiyorsun bunlarla. Dertlerine derman olsana. Niye çıkıyorsun? Bak soru soruyorlar. Alaka istiyorlar. Dedi ki sana bir şey söyleyeyim. Hep anlatmışım bir daha anlatayım burada. Oğlum dedi ben hastayım. Beni bir hocaya götürsen, bir doktora götürsen, hiç unutmuyorum. Öyle çizdi ki bu. Belki de bin defa anlattım, bin yerde. Bana nasıl davranmasını isterdin o hocanın, o doktorun? Annene nasıl davranırdın? Anne ya, tabii ki davranmasını isterdim ya. Sen de birisinin annesidir. Sen de ona öyle davran. O birisinin annesidir. Sen de öyle davran. Öyle ağrıma gitti ki. O kadar ağrıma gitti ki. Ta kaç senedir 1999'dan beri taşıyorum bunu. Ne kadar insana
ağır geliyor. İki cümlede halletmiş meseleyi. Saatlerce vaaz versen bununla da etkili olmaz. Olmaz. Dedi ki, o da birisinin annesidir. Sen de öyle davran. Ya. Ne kadar oldu? Yarım saat oldu mu? Yarım saat oldu. Tamam. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalamu aleyhi ve sellem.